salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Medine-i Münevvere'ye gideceksiniz. Öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına birkaç kişi daha var gelecek. Onda gelinceye kadar en azından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a atfen bir ilahi okuyalım. Onun ardından inşallah duamıza geçelim. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed siz. Afgan gelen derde deva bulunmuyor Muhammed siz. Afgan gelen derde deva bulunmuyor Muhammed siz. Çok meşgul son nefeste iman ile ölenmiyor Muhammed siz. Fakir kulum sana asir, silinmiyor kalbin bahser, gönüller bulunmuyor Muhammed siz. Gönüllerde Allah aşkı bulunmuyor Muhammed siz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala Peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun inşallah. Öncelikle Medine-i Münevvere'ye gideceksiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Şu anda yola çıkacaklar olarak başınızda Mustafa Sabri Hocam ve Orkan Durmuş Hocam var. Allah'ın izniyle orada Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de dini noktada, hizmet noktasında her zaman yanınızda olacaklar inşallah. Öncelikle Cenab-ı Allah sizlere hayırlısıyla gidip gelmeyi, öncelikle dinine tekrar Rabbimin rızası için, rızası doğrultusunda ibadet yapmayı her birinize nasip ümiyesir eylesin. Şimdi burada kalanlar olarak ve gidenler olarak sizden haliyle helalleşip gitmek en önemli dostur, en uygun dostur. Onun için bir helalleşelim, ardından da inşallah hareket edelim. Burada kalanlar, gideceklere haklarınızı helal eyleyin. Burada kalacaklar öyle vakti biliyorum, karnınız da aç ama. Gideceklere haklarınızı helal eyleyin. Gidenler de kalanlara hakkınızı helal eyleyin. Allah'ım bizleri şu dünyadan ahirete göçerken de kul hakkından uzak bir şekilde göçmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, hocama mikrofonu veriyorum. İnşallah duada bulunacak, ardından da inşallah hareketleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili kardeşlerim, çıktığımız yolu hepimiz biliyoruz, idrakindeyiz. Cenab-ı Allah kolaylık ihsan etsin. Kalan kardeşlerimizle
bizlere haklarını helal etsinler. İnşallah bizim için hayır dua etsinler. Biz de onlara oralarda dua edelim. Müminin mümine duası reddolmaz biliyorsunuz. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Efendimizin huzuruna gideceğiz. Gerçekten içinde bulunduğunuz durumu yaşayanlardan biri olarak idrak ediyorum. Çok heyecanlı. Huzuruna gidene kadar oralarda da devam ettirsin. Burada 2-3 meseleyi söylemek istiyorum. Telefon numaralarımız boynunuzdaki kartlarda var. Durmuş, yani şu kartlarda. Durmuş Şafak, Mustafa Sabri Mutlu. Oralarda ara kartıdır bu. Herhangi bir şey olduğu zaman mutlaka bizim haberimiz olsun. Bazı kardeşlerimiz bizi aramıyor, her iş bitiyor, bir sıkıntı geçiriyor. Hocam bizi bulamadınız da bakmadınız da falan. Hayır. Her an için yanınızdayız. Hemen bizi arayacaksınız. Hocam ben şu noktadayım, şöyle bir müşkilim var. Biz hemen geleceğiz. O konuda ne yapabilirsek size yardımcı olacağız. İkincisi, hocalar ne dediyse iyi dinleyin. Ben duymadıydım demeyelim. Çünkü bizim söylediklerimiz sizin lehinize olan şeyler. Biz bir grubuz artık, bir aileyiz, beraberiz. Yani şu ana kadar birbirimizi tanımıyorduk. Şimdi bir aile ortamı içerisinde rahmet ailesi olarak oralara beraberce gideceğiz. Vazifelerimizi beraberce yapacağız inşallah. Ziyaretlerimizi beraberce, ibadetlerimizi beraberce yapacağız. Sıkıntılarımızı paylaşacağız, sevinçlerimizi paylaşacağız, dualarımızı paylaşacağız. Neticede beraberce buraya döneceğiz. Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Burada kalanlar da çok meraklı olmasın. Zaten Durmuş Hocam çekip internet aracılığıyla size ulaştıracak. Siz nereden haber alacağınızı biliyorsunuz. Günlük hacılarımız ne yaptı onun da farkında olacaksınız. Gerek Medine'de gerek Mekke'de bir saatimizi bile boş geçirmemek için gayret edeceğiz inşallah. Rabbim bize sıhhat afiyet versin hepimize. Öyle. İkincisi de buradan 3 torba sabırla gidelim. 3 torba sabırı, bak valizleri verdik. 3 torba sabırı yüklenmediyseniz kendinize yazık edersiniz. Biri yollarda lazım. Biri ibadet esnasında lazım oralarda. Üçüncüsü de dönüşte lazım. Dönüştekini hiç harcamadan geleceğiz. Onu bundan sonraki hayatımızda ama şimdi giderken eşyaları alırken oradaki poliste, buradaki poliste, otobüse binerken, odaya yerleşirken, yemekhaneye inerken, ziyarete giderken, hacı arkadaşıyla ve başkalarıyla sabır sabır sabır. Acele etmeyelim. Hep beraber ne dediysek o Allah izin verirse dikkat edersek kazanırız. Aceleci olursak kaybederiz. Rabbim inşallah sabredenlerden etsin. Amin. İbadetlerimizi şimdiden kabul etsin. Amin. Ve euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ya ilahel alemin. Şurada senin kulların olarak Umre ziyaretini yapmak üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda onu ziyaret edip namaz kılıp Efendimizin salatü selam okuyarak huzurunda yüceltmek üzere yola çıkıyoruz. Bize kolaylıklar ihsan eyle. Hayırlı yolculuklar ihsan eyle. Geride kalanlarımızı sabırla bizi beklemelerini döndüğümüzde de bıraktığımızdan daha güzel bir şekilde bulmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi oralarda vazifelerimizi yaparken sıhhat afiyet içerisinde azimle, kararlılıkla, kardeşlik duygusu içerisinde oralara layık olarak vazifelerimizi yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz oraya günahlarımızla gidiyoruz. İnşallah bir umre geçmiş gidemeyip de gönlü orada olan kardeşlerimizin günahlarını da aklı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini. Ya Rabbi uzak et bize uzak olduklarını. Ya Rabbi oralarda sıhhat afiyet içerisinde en güzel şekilde sana teslimiyet içerisinde vazife yapmayı nasip eyle. Cehenneminden uzak eyle. Azabından gazabından uzak eyle. Kötü ahlaktan uzak eyle. Ya Rabbi rızana ermeyi nasip eyle. Ya Rabbi Efendimizin huzurunda ashab-ı kiram gibi boyun bükerek ona salatü selam okumayı, onun mescidinde iki rekat namaz bile kılsam, benim mescidimde namaz kılan
cennet bahçesinde namaz kılmıştır diyor Efendimiz. Ona layık olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi edebimizi, terbiyemizi muhafaza etmeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim ecdadımız oralara giderken konuşmalarında bile fısıltıyla konuşmuşlar. Bize de edepsizlikten muhafaza edip o şekilde edeple, edebe bürünerek vazifelerimizi yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Kâbetullah'a ulaştığımızda en çok arzu ettiğimiz şeyleri dua ettiğimizde bütün dualarımızı sen kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Evlatlarımızı salih eyle. Ya Rabbi bu gidişimizi son gidiş eyleme. Tekrar tekrar gidenlere nasip eyle. Gitmeyenlere de en kısa zamanda mebrur hac, mebrur umreler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bazı kardeşlerimiz gaflet içerisinde oralara niye gidecekmişiz diyenler çıkabiliyor. Onlara da hidayet nasip eyle. Onları da bu yola kanalize ediver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin sen her şeye kadirsin. Beytullah'ın sevgisini gönlümüze ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi oradaki kardeşlerimizle bir kardeşlik duygusu içerisinde vazifelerimizi yapmayı sen nasip eyle. Ya Rabbi her türlü kötülükten, hastalıktan, sıkıntıdan muhafaza eyle. Bütün idrakimizi, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi oraya odaklayıp sana layık bir kul olarak vazifelerimizi yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Sen bizi affı mağfiretinle rızana eriştirdiğin kullara dahil eyle. Cennetinle cemalinle müşerref eyle. Ya Rabbi razı olduğun kullarla beraber, Efendimizle beraber cennette de buluşmayı nasip göster eyle. Rızana nail eyle. El-Fatiha. Şimdi oradayken yakınlarınızı takip etme adına Rahmet Turizm Facebook sayfasını beğenirseniz oradan canlı yayına geçirdiğinde de takip edebilirsiniz. Bilenler bilir zaten. Canlı yayında da şu dua yapılırken çekildiği gibi orada da çekilecek. Takip edebilirsiniz nerede olduğunu bilme adına. Allah her birinize hayırlı yolculuk nasip eylesin. Kazasız belasız Rabbimin rızasına uygun bir şekilde gidip gelmeyi nasip eylesin. Boş gidip boş gelenlerden değil inşallah dolu gidip dolu gelenlerden eylesin her birinizi. Allah'a emanet olun. Allah hayırlı yolculuk versin. 120 nolu kapıya gideceğiz. Polis kontrolünden geçip de vedalaşıp beraberce gidebilirsiniz. Allah'a emanet olun inşallah. Emniyet teyze. Anladınız mı? Yok.